Son süreçlerde eğitim senin ilimiz özelinde büyük bir çıkışı, %300'leri aşan bir büyümesi vardı. İnsanlar, emekçiler, eğitim emekçileri, gerçek sendikalar tercih etmeye başlamışlardı. Çünkü mevcut yandaşlar sendikaların üzerine düşen görevleri yerine getirmediklerini, emekçi haklarını savunmadıklarını emekçilerin kendileri de görüyor. Biz iş yeri ziyaretlerimizde bunu çok net bir şekilde görüyorduk. Fakat emekçilerin işte maalesef önüne böyle durumlar konuyor. Yani işte gerçek sendikaların örgütlenmesinin önünü kapatmaya yönelik, engellemeye yönelik, korku pompalamaya yönelik, hani eğer o sendikalara üye olursanız idareci olamazsınız, görevlendirmeleriniz yapılmaz, yani kısaca size torpil yapılmaz. Biraz da emekçileri buna da alıştırdılar, bunu da görüyoruz. Şimdi yıllardır bu aslında böyle, hani liyakatten biz bahsediyoruz, liyakat istiyoruz. Fakat biliyorsunuz ki mülakatlar var, mülakatlarla bu işleri götürmeye çalışıyorlar. Bu mülakatlar da kendi yandaşlarını kurum amirliklerine, belli kurumlara almaya ve idareciliği onlara vermeye yönelik kullandıkları bir aparat. Mesela bu son süreçteki idareci atamalarında normalde asla güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmaması gerekiyor. Bunun bir kanunu var, bir kanuna tabidir. İlk devlet memurluğuna başladığında veya devlet memurluğundan bir şekilde ayrılmış, tekrar devlet memurluğuna girenlerde yapılan bir araştırma bu, güvenlik araştırması. Yani bunu öyle herkes kendi keyfine göre bunu yapamaz. Bu da hukuksuz bir durumdur. Yani burada teklifleşmeyi, farklılıkları yok etmeye yönelik, bastırmaya, sindirmeye yönelik ve kendi dünya görüşlerine uygun bir yönetim sergilemeye yönelik ve bürokrasiyi de onunla doldurmaya yönelik girişimlerin sonucudur bu, mülakatlar özellikle. Bu mülakatlar neticesinde yandaşların biz kurumlara yerleştiğini görüyoruz. Bunun neticesinde de mesela ilimiz Ağrı eğitim anlamında, akademik başarı anlamında maalesef ülkemizde son sıralarda yer almaktadır. Bunun temelinde de işte bu yandaşları idarelere atayan politikaların yattığını da biz biliyoruz. Bu da önemli bir katkısı var bu durumun. Yani liyakat olmadıkça biz eğitimde ilimizi de istenen yerlere götüremeyeceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda mülakat değil, işte liyakat olsun istiyoruz. Liyakat da insanlar kurumlara atansın, kurumları yönetsin. Bir de bu okullar boş bırakılarak iş ve işlemler, okul iş ve işlemleri de sekteye uğratılmıştır. Dolayısıyla bu okullarda da şu anda bu iş ve işlemler düzgün bir şekilde yürümüyor. Yani bu elbette şu an o okullar idarecisiz kaldıkları için bu süreç sağlıklı bir şekilde işlemiyor. Yani muhtemelen görevlendirmeler yapacaklardır bu arkadaşlarımız. Gelip mahkeme kararlar sonucu görevlerine başlayana kadar görevlendirmelerle bunu geçiştireceklerdir. Yani sadece o değil, sadece olduğunu düşünmüyoruz. Burada sendikal büyümemizin de önünü almaya yönelik bir durum da var. Hani bu sendikalları biz almıyoruz diye. Çünkü birinci sırada oldukları halde ataması gerçekleştirilmeyen 4 arkadaş da bizim sendikamızdır. Tabii ki bu bir tesadüf değil. Bu tamamen yandaş sendikalarının daha da gelişmesi, gerçek sendikalara yönelen kamu emekçilerinin bu tercihlerini bir daha gözden geçirmesi veya geriye adım atması, bu sendikalara üye olmaması noktasında bilinçli olarak işletilen bir süreç olduğunu düşünüyoruz biz ve buna karşı da yani KESK'in, eğitimselin pratiği ortadadır. Geçmişten günümüze mücadele geleneğinden gelen, hukuksuzluklara karşı susmayan, sesini yükselten ve mücadele eden bir geleneğe sahibiz. Ve bu geleneği de devam ettireceğiz.